Kehf suresi, Peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin ve pek çok İslam aliminin dikkat çektiği bir suredir. Kehf suresinde aktarılan Kehf kıssasında pek çok sırlar ve ahir zamana işaret eden birçok ifadeler bulunmaktadır. Kehf suresinin ahir zamanla bağlantısı bulunduğuna dair Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin de pek çok hadisi mevcuttur. Bu hadislerden biri şöyledir. Nevas bin Seman el-Kilabi'den radiyallahu an rivayet edilmiştir. Sizden kim Deccale yetişirse Kehf suresinin evvelini onun üzerine okusun. Bu surenin sonu Deccal'in fitnesinden kurtuluşunuzdur. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin Müslümanlara Kehf suresini mutlaka okumalarını tavsiye etmesinin hikmetlerinden biri, Kehf suresinin ahir zamana bakan çok önemli işaretler taşımasıdır. Kehf suresinde ahir zamanda çıkacak olan Deccal'den ve onun yeryüzüne yaymak istediği dinsizlik akımlarından korunmak ve insanlığa bela getirecek olan bu fitneye karşı mücadele edebilmek için gerekli işaretler, ayrıca Müslümanların istifade edebileceği dersler bulunmaktadır. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin ahir zamanda bu sureyi dikkatle okumayı ve ezberde tutmayı tavsiye etmesi bu duruma açık bir işarettir. Kehf suresi, iman edenler için bir müjde de içermektedir. Bu müjde, Peygamberimizin de hadislerinde bildirdiği kutlu bir dönem olan ahir zamanın yaklaşmasıdır. Kehf suresi, bu açıdan bakıldığında İslam'ın ahir zamanda Hazreti Mehdi Aleyhisselam'ın zuhuruyla gelişen ve Hazreti İsa Aleyhisselam'ın gelişiyle birlikte sonuçlanacak olan hakimiyet dönemlerine işaret etmektedir. Kur'an'ın pek çok ayetinden anlaşıldığı üzere Allah'ın istediği hikmete ve derinliğe ulaşan müminlere zafer ve hakimiyet müjdelenmektedir. Bu en son aşamadır ve Nur suresinde bize bildirilen bir müjdenin Allah'ın dilemesiyle gerçekleştiği bir dönemdir. Allah içinizden iman edenlere ve salih amellerde bulunanlara vaat etmiştir. Hiç şüphesiz onlardan öncekileri nasıl güç ve iktidar sahibi kıldıysa, onları da yeryüzünde güç ve iktidar sahibi kılacak, kendileri için seçip beğendiği dinlerini kendilerine yerleşik kılıp sağlamlaştıracak ve onları korkularından sonra güvenliğe çevirecektir. Onlar yalnızca bana ibadet ederler ve bana hiçbir şeyi ortak koşmazlar. Kim bundan sonra inkar ederse işte onlar fasıktır. Söz ettiğimiz bu dönem Allah'ın iznine çok yakındır ve insanların bu konu üzerinde derin derin düşünmeleri çok daha büyük bir önem kazanmıştır. Bu nedenle tüm Müslümanların burada kısaca anlattığımız Kehf ehlinin durumunu ve Kehf suresindeki anlatılan diğer ayetleri de dikkatle düşünmeleri, her bir ayeti diğer Kur'an ayetleri doğrultusunda incelemeleri ve akılda tutmaları son derece önemlidir.